Karar tabii ki tamamen siyasi buluyorum ben. Hani karşılıklı ülkelerin, yani sadece Amerika açısından ya da Türkiye açısından değil, ülkelerin birbirlerine yaptığı birer resleşme, misilleme olduğunu düşünüyorum. Hani Amerika istediği zaman bize karşı bir misilleme yapıyor. Biz de ona karşı işte sözde siyasi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu tarz olduğunu düşünüyorum. Siyaset bizim gündemimizi belirliyor. Doğal olarak ülkelerin, devletlerin yöneticilerinin de gündemini belirliyor. Bugün Türkiye biraz daha işte Rusya ya da diğer Orta Doğu ülkelerine yaklaştığı için Amerika da bunun karşısında hani Türkiye'yi hem elinden kaçırmamak, işbirliğinin bitmemesi için bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince. Tabii etkili oluyor Amerika'nın yaptıkları. Yani örneğin Türk vatandaşlarını etkileyecektir bu vize yasağı. Onun dışında bizim Türkiye olarak onlara karşı yapacağımız şeyler de Amerika'yı etkileyecektir ama bizim kadar etkileyecek mi, o problem. Bu karar Türkiye'yi, Türk milletini, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı olumsuz etkiler. Benim şimdi size sorum var. Türkiye Cumhuriyeti'nde askerler hariç, ABD askerleri hariç kaç tane Amerikan vatandaşı var? Konsolosluklardaki çalışan ve çalışanın aileleri hariç. Kim Türkiye'ye geliyor da ekmek parası kazanmak için Türkiye'de yerleşim ve bulunuyor? Hiç kimse. Ama yüz binlerce Türk Malatyalısından Trabzonlusuna Amerika'da yaşıyor. Ve bunların aileleri, sülaleleri burada. Giriş girişler sıkıntılı. Bir soru daha size. Siz bana soruyorsunuz da. Kaç tane Amerikan öğrencisi Türkiye'de okuyor? Peki kaç tane Türk öğrencisi Amerika'da okuyor? Şimdi attığımız adımları siyasi geleneklere, siyasi adaplara daha uygun atarsak, tabii bu adım atmaktan kastım benim hükümetimizin, devletimizin korkması, çekinmesi, silmesi değil. Akıllıca, rasyonelce, diplomatik teamüller doğrultusunda halledebileceğimiz şeyler. Amerika'nın ben Trump yönetiminde kötüye yönetildiğini düşünüyorum. Yani Trump'ın bir tek Türklere karşı değil, Müslümanlara karşı bir tutumun olduğunu düşünüyorum. Yani bu Obama tutumundan daha farklı bir tutum ve Türkiye'nin de dış politikalarında yeterince artık yalnızlaştığını düşünüyorum. Kararın da siyasi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani dost görünümlü düşman Amerika şu an PYD'ye silah veriyor. Yani düşmanımıza silah veriyor. O yüzden Amerika'nın ben samimi olduğunu düşünmüyorum açıkçası.